Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ülkelerine yeniden güçlü kazandırmak, kendi kendine kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmak. Komutan, subay, astsubay, değerleri, hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimiz. Bu arada hayatımızı dahi şeref şefe feda etmeye hazır. Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalan kötü niyetli bir kişi ve kuruluşta sizlere yalanlar diyerek bunun aksini söyleyebilecekler ve menfi propagandalara başvurabilecekler. Şey, kitap sayfalarını düzeltmek. Merak ettiğim şey ise çöp kutularının neden yok olduğu. Çocukken her yerde çöp kutuları vardı. Bir gün hepsini alıp götürdüler. Kimse karşı çıkamadı. Artık insanlar olup bitenin farkında değil. Bu durum beni her geçen gün daha da telaşlandırıyor. Çöpler her yerde. Biri buna dur demeli. Ne yaptın hayatım? İyiyim. Ne yapıyorsun? Çantayı hazırlıyorum. Ben de yeni uyandım. Hazır mısın? 9'da orada ol. 9'da oradayım. Ha, bu arada hava bozabilir. Yanlar yağmurca sanki yağmaya unutma. Limonla getir. Al. Anne gidince çiçekte toplarız değil mi? Elbette toplarız. Bugün bahar bayramı. Tamam. Tamam hayatım. İyi günler, ben Sar TV'den Alex Erkunt. Bugün bütün işçilerin 1 Mayıs gününü kutlarım. Bugün size Ergenekon Caddesi'nden sesleniyoruz.
Kameraman arkadaşım Seyahat Dağlayan da bugün bize eşlik edecektir. Şu an çeşitli sol örgütler Eregöl-Okun Caddesi'nde toparlanmaya başladılar. Olaysız bir gün umut ediyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Alex Erkunt, Sar TV, Pangaltı. Neden çöp kutusu yok? Bu ülkede hiç mi çöp kutusu bulunmaz? Neden çöp kutusu yok? Ben cevabını biliyorum. Bu sorunun cevabını verirseniz beni çok mutlu edeceksiniz. Nasıl söylesem? Ben bir gaziyim. Doğu'da savaşmış. Açıkçası birileri çöp kutularından nefret ediyor. Ama kim ve neden? Anlatması bir ömür ister. İstersen anlatır. Sizi duyamıyorum. Ne dediniz? Sizi duyamıyorum. Anlamıyorum. Sizi duyamıyorum. Ne oluyor orada?
olsun. Evet sayın seyirciler, şurada gördüğünüz gibi işçi bayramı destekleyen kişiler şu anda aşağıda bekliyoruz bunlar. Sayın seyirciler, şu anda gördüğünüz gibi arkada hayvan ekipleri olmak üzere polisler ederek atağa geçmiş durumdalar. Sayın seyirciler, şu anda gördüğünüz gibi ateş ediyorlar. Amcam, Azat Anadolu oynayan, kendisi özgür bir adam ama ne yazık ki kaybettik. Şanlıferi köylü bir grup sopalı yerli, sol görüşlü gençlere saldırmaya başladılar. Durum kontrolden çıkmaya başladı. Sepette ne var? Bahar bayramı için bir şeyler hazırlamıştım. Acıktınız mı? Evet. Evet. Senin adın ne? Çiçek Ada. Seninki? Ben Karın. Ya siz diğer arkadaşlar? Yere çubalama yapalım. Makine adam. Sizce de çok renkli bir sofra olmuş değil mi? Evet. Hangi rengi seçeceksin? Bilmiyorum, sen hangi sarı? Sarı. Ama bu sarı. Senin yeşilini de vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Türkiye halklarının kardeşliği. Cem Bakalı'nın ne deseydi? Hayır, ben kola içmiyorum. Çiçeklerin nerede?